Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı'nın 46. kuruluş yıl dönümüne katıldı. Vakfın kurucularından ve ilk başkanı Sabri Ülker anısına Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı oğlu Murat Ülker'e vefa ödülü verildi. Murat Ülker ödülünü Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un elinden aldı. Murat Ülker, babası Sabri Ülker'in genç nesillerin eğitimine verdiği önemi şu sözlerle anlattı. Babam ülkemizin kalkınmasında manevi ve kültürel değerleri koruyan, vatanını seven bir gençliğin yetişmesi için eğitime çok önem verirdi. Kendisi bana bilhassa kurulduğu zamanda duyulan ilim irfan eksikliğinin giderilmesi konusunda cemiyetin büyük görevler üstlendiğini anlatmıştı. Gençlerimizin geleceğe dürüst, ahlaklı ve manevi bir donanımla hazırlanması konusunda cemiyete güven duyuyordu. Biz de babamızın nasihatiyle İlim Yayma Cemiyeti'nin gayretlerine daima destek olmaya çalıştık. Çok şükür şimdi benzeri faaliyetleri sürdüren daha çok sayıda kuruluşumuz var. Bunlara destek sağlayan ve arkasında duran devletimiz var. Babama hatırladıkları ve böyle bir vefa gösterdikleri için İlim Yayma Vakfı'na ve cemiyetine ödülü takdim eden, bu hizmetlerin en önemli destekçisi Sayın Numan Kurtulmuş'a teşekkür ederim. Bir bisküviciden dünya devi çıkaran Sabri Ülker'in 2014 yılında kitaplaştırılan hayat hikayesi dijital dünyaya da taşındı ve sesli kitap haline getirildi. En sıkıntılı zamanın anımızda dahi milletimize hep daha iyisini, daha mükemmelini sunmak prensibinden hiçbir zaman vazgeçmedik. 2012 yılında hayatını kaybeden Sabri Ülker anısına oluşturulan sitede Kırım'dan Türkiye'ye uzanan hayat hikayesi anlatılıyor. 1920'de Kırım'da doğup 2012'de 92 yaşında İstanbul'da vefat eden Sabri Ülker, 3 işçiyle başladığı bisküvi imalatını on binlerce kişiyi istihdam eden dev bir holdinge dönüştürdü. Bugün memlekete yararlı, çok kıymetli bir evlat yetiştirerek bunun mutluluğunu duyan bir baba gibiyim. Sabri Ülker, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmanın yanı sıra toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak konusunda da öncü rol üstlendi. Genç nesillerin manevi olarak gelişmesine büyük önem veren Sabri Ülker, Türkiye'nin eğitim altyapısını güçlendirmek için Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak projeleri destekledi. Gelecek nesillere daha yaşanır bir Türkiye ve dünya bırakabilmek için sivil toplum kuruluşlarıyla koordinasyon içinde çalışmanın önemine inandığını ifade eden Sabri Ülker, Temo Vakfı'nın kurucuları arasında yer aldı. Onun teşvikiyle Ülker, Temo'nun köylerin kalkınmasına yönelik projelerini destekleyen ilk kurum olma özelliğini taşıyor.